Medeniyete hoş geldiniz değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kayseri Federasyonu ve derneklerin katılımıyla bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Mantı Festivali İstanbul'un Esenler ilçesi Dört Yol Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mantı Festivali TV Kayseri'den canlı yayınlandı. Festivali AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçın Ergiz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kayseri İlçe Belediye Başkanları ve İstanbul'da yaşayan Kayseriler katıldı. Kayseri Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel kısa bir hoş geldiniz konuşması yaparak İstanbul'da gerçekleştirilen festivalin tüm dünyaya aktarılmasını sağlayan TV Kayseri'ye teşekkür etti. Bu tür festivaller şehirlere değer katan sosyal ve kültürel faaliyetlerdir. Ülkemizde lezzet denince ilk akla gelen şehirlerden biri de elbette Kayseri'dir. Lezzetinin ünü sınırları aşan Kayseri'nin mantısından yemeden, gilavurusundan içmeden hayata veda eden gerçekten dünya nimetlerinden mahrum gitmiş sayılır. Kayseri başta mantı ve pastırma sucuk olmak üzere pek çok uluslararası lezzete sahiptir. İnşallah biz de bu lezzetlerimizin tanıtımına yönelik bu tür festivallerimize bundan sonra da sizlerin desteğiyle devam edeceğiz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, bu duygularla bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz Kayseri Festivali'ne katılımınızdan dolayı başta bu festival ev sahipliği yapan Tevfik Göksu Başkanımız olmak üzere bütün Esenler Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim bugün burada Kayseri'deki hemşehrilerimizle bir araya getiren, buluşturan TV Kayseri'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Kayseri mantısı denildiğinde emeğin ve gayretin akıllara geldiğini söyledi. Bugün Kayseri Federasyonumuzla, Kayseri derneklerimizle beraber mantı festivali yapıyoruz. Mantı belki Anadolu'nun birçok kentinin özel bir yemeğidir. Ama Kayseri mantısı dediğinizde daha farklı bir anlamı olan Kayseri mantısı dediğinizde emeğin ve gayretin çok önemli ve anlamlı olduğu bir yemeği hep beraber biliyoruz. Kayseriler kendi gayretlerini ve emeklerini ortaya koyacak ve hiçbir zorluktan kaçınmayacağını gösterecek çok önemli bir lezzeti emekleriyle birleştirmişler. Çünkü mantı açmak çok kolay değil. Parça parça, küçük küçük açacaksınız. İçini dolduracaksınız. Belki de 3 kişilik bir ailenin yemeği için, 5 kişilik bir ailenin yemeği için saatlerce emek ortaya koyacaksınız. Bu da şunu gösteriyor ki Kayseri'de her bir kardeşim yediği içtiği her şeyi alın teriyle kazanarak yer ve içer. Ve onun içindir ki kendi sofrasını bereketlendirir. İşte bu topraklarda alın teriyle emeğini ortaya koyanlar, bu topraklarda istikametini alın teri üzerine kuranlar, hak ve hukuk üzerine kuranlar ne zaman bu ülkede güç sahibi oldu, ne zaman bu ülkede yetki sahibi oldu, ne zaman bu ülkede milletin başına geçip milletimizle beraber yol yürüdü, bu ülkede bereketlendi. Bu ülke büyüdü. Bu ülke dünyanın en saygın ülkesi haline gelip dünyada kendisine oyun kurulan değil, dünyaya oyun kuran bir ülke haline geldi. İşte biz bugün Türkiye'nin dünyada oyun kuran bir ülke haline geldiğine şahitlik ediyorsak, bugün dünyanın gıptayla istediği bir ülke haline olduğuna şahitlik ediyorsak, Anadolu'nun, Kayseri'nin, 81 ilin heyecanı ve bereketiyle bu noktaya geldik. Tabii bu noktaya gelirken bu milleti ve bu istikameti yöneten ve bu millete bu heyecanı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü hepimizin farklı bir anlam ifade ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise 16 ilçeyle dayanışma içerisinde başarılı çalışmalara imza attıklarına dikkat çekti. Bizler Kayseri'de sizlere layık olma yolunda 1 milyon 500 bin kişilik nüfusumuzla 16 ilçemizle el ele gönül gönüle
dayanışma içerisinde bir bereketi yaşıyoruz elhamdülillah diyeceğim. Her birisi birbirinden değerli pırıl pırıl başkanlarımızın abi kardeş diyaloğu içerisinde başımızda da çok değerli genel başkan yardımcımız, değerli bakanımızın öncülüğünde milletvekillerimizle, sivil toplum teşkilatlarımızla bir arada olduğumuzu, bunun Kayserimiz adına bereketini yaşadığımızı ama bütün bunların ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan sevgisi, bizlere olan muhabbeti, Kayserimize olan sevdası da bizim için ayrı bir zenginlik vesilesidir. Değerli hemşehrilerim, burada hakikaten isimleri saydıkça onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Mimar Sinan'ın şehri Kayseri diyoruz. Murat Hatun'un şehri Kayseri diyoruz. Gevher Nesibe Sultan'ın şehri Kayseri diyoruz. Mehmet Melik Gazi Hazretleri'nin şehri Kayseri diyoruz. Hacı Hasan Efendimiz rahmetullahi aleyhinin, Ahmet İslamoğlu Hoca Efendimizin, Seyrani'nin şehri Kayseri diyoruz. İşte böyle güzellikleri bağrında barındırırken Seyyidi Burhanettin Hazretleri'nin mimar, manevi mimarımız olan o Allah dostunun şehri Kayseri'den sizlere selam getirdiğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Daha önceki elbette ki tablosuyla bir farklı, 1994'ten beri olan anlayış ile ve hizmetlerle Kayseri bir başka farklı. Kayserimizi sadece değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaret ve endüstrinin bir merkezi olmaktan öte her alanda biz de varız anlayışıyla şehrimize, gençlerimize, büyüklerimize, çocuklarımıza layık olacak şekilde yaşanabilir bir şehir olarak adeta onlara layık olma yolunda gayret göstererek hizmetlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. İdeolojik belediyeciliğin ötesinde hizmet belediyeciliğine esas alıyoruz. Nitekim geçenlerde yapılan bir açıklama ile 30 tane büyük şehir arasında yatırıma %60 oran ile en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi diye sizlere layık olma ve bunun gururunu yaşama tablosunu hep beraber gördük. İnşallah bu sene daha da fazlasını yatırımlar olarak ayıracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçınergiz, Mantık Festivali'nde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi. Malum bizler hepimiz, bakın memleketimiz hepimizin gönlünde ayrı bir yere sahip, müstesna bir yere sahip. Her ne kadar göçle başka bir yerlere gitmiş olsak da, hayatımızı başka bir yerde edame ettiriyor olsak da, memlekete ayrı bir bağımız var. Dolayısıyla bu hemşeri derneklerinizin organizasyonları, bir araya gelmeleri, nitekim bu kadar büyük bir şehirde kaybolmadan kendi örflerine, adetlerine, kendi kültürlerine sahip çıkmaları ve kendi içlerinde kendi insanlarının sorunlarını sahiplenmeleri çok anlamlı ve önemli. Örgütlü toplum biliyorsunuz gelişmiş toplum demek, demokratik toplum demek. Kayseri dernekleri de bu anlamda aslında İstanbul'da çok değerli bir çalışma içerisindeler. Öğrencilerine sahip çıkıyorlar, işsizine sahip çıkıyorlar, fukarasına sahip çıkıyorlar. Onları bundan burada tebrik ediyorum. Ayrıca bu tür güzellikleri, organizasyonları gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda hem ben Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bir Kayserili olarak. Hem de derneklerimizi, federasyonumuzu, federasyon yönetimimizi tebrik ediyorum. Ben herkesi, Kayseri'yi görmeyenleri Kayseri'ye davet ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki, ticaret şehri kelimesi Kayseri'ye yakışıyor diyerek ayrıca hayırseverler şehri olarak anılmasının da önemine vurgu yaptı. Çok değerli kardeşlerim, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kayserili gadasını aldıklarım, iyi misiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim de kendimize göre bir şivemiz var. Ben İstanbul'dan bir hanımefendiyle, sınıf arkadaşımla evlendim. 82 tarihinde. Kayseri'ye gittik. Babaannemle tanıştırdım. Yan yana oturdular.
Baktım ki olmuyor, aralarına tercüman olarak ben oturdum. Yoksa anlaşma imkanları yoktu. Bizde bütün kelimeler kısaltılmış olarak söylenir. İşimiz var, gücümüz var. Öyle uzatamayız biz. Mesela ben daha Kayseri'de Halil İbrahim diyen bir vatandaş duymadım. Halip'le hamdiller. Kısaca. Nasılsın, iyi misin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun falan olmaz. Nöryon kadasını aldın. Bitti. Hepsini anlatır bu içinde zaten. Kestirmeden. Bizim Kayserili ölüm döşeğine düşmüş. Aslında bunu bana geçenlerde bir şehre gittim. Bol bol türkü söylüyorlar. Dediler ki sizde de böyle türküler var mı? Vallahi bizim işimiz var, gücümüz var. Oturup da türkü söyleyecek zamanımız yok dedim. Belki Aşık Veysel rahmetli amaydı. Allah ona imtihanı olarak öyle vermiş. Oturmuş uzun uzun türküler söylemiş. Hepimizin medarı iftarı. Eyvallah. Başımızın üstünde yeri var. Birçok şehrin böyle aşıkları var. Oturup söylüyorlar. Ama bizimki sabah erkenden namazı kılınca gidip dükkan açacak. Akşama kadar müşteri kovalayacak. Para kazanacak. Geçim bu, kolay değil. Ondan sonra da akşam evine rızıkla dönecek. Kayserili ölüm döşeğine düşmüş. Etrafına çoluk çocuk toplanmışlar. Hepsi sırayla soruyorlar. İşte babasıyla haliyle herkes helalleşmek de istiyor. Yaşlı adam. Adam bir ara gözlerini açmış şöyle. Büyük oğlan burada mı demiş. Baba buradayım emret. Ortanca da burada mı? Baba emret buyur. Ben de buradayım. Küçük oğlan da burada mı lan demiş. En sonunda adam ölüm döşeğinde. Buradayım deyince dükkanı kime bıraktınız lan siz, eşya olacaklar demiş. Arkadaşlar dükkan kıymetli, ticaret kıymetli. Bakın herkes doğduğu yeri sever. Bu fıtridir. Biz de memleketimizi seviyoruz. Ama boşuna değil. Bu şehrin namı aslında ticaret şehri. Ticaret ve Kayseri kelimesi birbirine yakışıyor. Ben de dahil bütün Kayseriler çocukluğumuz dükkanlarında geçti babalarımızın. Su sattık, sakız sattık, çekirdek sattık. Biraz büyüyünce dedim ki baba böyle el terasinde meyve satmaya utanıyorum. El araba sal lan dedi bana. Halbuki dükkanı var. Olsun 15-17 yaşına kadar dışarıda öğreneceksin. El zulmü göreceksin derlerdi. El arabasıyla meyve satmaya başladım. Devam ettik böyle. Daha sonra babamız dükkanı aldı. Hem okuduk hem de aynı zamanda bir taraftan ticaret yapmaya devam ettik. Ticaret şehri kelimesi Kayseri'ye hakikaten yakışıyor. Hemşerilerimiz bir taraftan alıyorlar, satıyorlar. Bir taraftan üretiyorlar, satıyorlar. Elhamdülillah bugün de zaten 4 tane sanayi bölgesiyle, canlı ticaretiyle Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız gibi. Allah'a hamd ediyoruz. Organize sanayideki bütün fabrikaların üzerinde neredeyse işçi alınacaktır diye levhalar var. Organize sanayiye onlarca dilekçe verilmiş, fabrika yapacağız, bize yer gösterin diyorlar. Şehirde çalışma var, gayret var. Değerli kardeşlerim, ben 2015'te belediyeden Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni seçilmiştik. 8-10 aylıkta belediye başkanıydım, geride 4 sene vardı. Ankara'ya gelmen lazım dedi. Ankara'ya istifa ederek gittim. Bir müddet genel başkan yardımcılığı yaptım. Sonra takdir ettiler, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geldim. Bana Güneydoğu işaret ettiler. Hatırlayın o günleri. Çukur eylemi kazan teröristler vardı. Çukur eylemi kazıyorlar, arkasından da ellerine silahları almışlar. Buraya TC giremez diyorlardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, polisi buraya giremez diyorlardı. Sur'da, Nusaybin'de, Silopi'de, İdil'de, Hakkari'nin yüksek ovasında çukurları kazmışlar. Biz bağımsızlık ilan ettik diyorlardı. Bu devleti böleceğiz diyorlardı. 30 binden fazla da evi yıkmışlardı orada. Cumhurbaşkanımız beni oraya görevlendirdi. Ömrümde ilk defa o taraflara gittim. 30 bin tane gariban Kürt kardeşimizin elhamdülillah evlerini yaptım orada bir sene içerisinde. Kendilerine teslim ettik. Geçenlerde Şırnak'a yine gittim. Bir şey söylemek için bunu anlatıyorum. Şırnak Meydanı'nda bir tören var. O törende tabii ki ben de konuşmacıyım. Bir gençlik merkezi açıyoruz. Çıktım onlara dedim ki, biz buraya Şırnak'a gelirken sosyal medyada bu bölücülerin uzantıları bana mesaj atıyorlar. Senin Şırnak'ta ne işin var? Kayserlisin diye. Evet, ben Kayserliyim dedim. Kayseri'den geliyorum. Türkmen çocuğuyum. Sünniyim üstelik. Ama elhamdülillah buralara geldim.
siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum. Bana senin orada ne işin var diyenlere söylüyorum. Şu aşağıda 13 bin kilometre öteden Johnny'ler gelmiş. Kitapsızlar, Allahsızlar, onlara niye sormuyorsunuz? O namussuzlara niye sormuyorsunuz? 13 bin kilometre öteden buraya niye geldiler? Milyonlarca dolar, milyarlarca dolar parayı niye harcıyorlar burada? Onu sorsanıza. Ben buraya kardeşlik için geldim. Dostluk için geldim. Buradaki kardeşlerimin evini yapıyorum. Doğuyla batıyı barıştırmaya çalışıyorum. Kayseri'den gelip sizlere hizmet ediyorum. Bana niye geldiniz diye soruyorlar. Peki 13 bin kilometre öteden gelen Johnny'lere niye sormuyorsunuz? Sizin çocuklarınızın eline silah veriyorlar, dağlara gönderiyorlar, sonra da bizim yavrularımıza, Mehmetçiklerimize, polislerimize kurşun sıkıyorlar. Asıl onlara sorun siz. Adamsanız onlara sorun. Evet, bunlar yüzlerine haykırmış bir kardeşinizim. Daha sonra İstanbul'da yaşayan Kayserili hayırsever Mehmet Altun kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. Sayın Mehmet Özaseki, Türkiye'mizin yetiştirdiği hayır ve hasenat yolunda bütün insanlara en büyük desteği veren Allah'ın mübarek bir kuludur. Bunu Kayseri olarak değil, Türkiye olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın da tarif ettiği güzel bir kul olarak sizlerin de her zaman duasına muhtaç olduğunu bildirerek takdim etmek istiyorum. Arkadaşlar, ben fazla vaktinizi almayayım. Sizin belediye başkanınız çok çalışkan bir insan, başarılı bir insan. Allah bana bize inşallah Esenler'de de bir okul yapmayı nasip ve mukadder ediyor inşallah. Dün yerini tespit ettik. 32 derslik bir okulu inşallah yapacağız. Yalnız şunu söyleyerek fazla vaktinizi almayacağım. Huzurunuzda Cenab-ı Allah'a yolculuğum yakın. Yalnız böyle büyük bir vatan evladı, Mehmet Bey Kayseri olduğu için değil, Allah'ın dostu ve gönül dostu, her zaman için buna sadakat ve sevginizi esirgemeyin. Sizlerden bir dileğim var ey sevgili halkım. Bir gün öleceksiniz. Ölüm yeni hayata ameli düzgün insanlar için doğuştur. Bu dünyada kazandığınız hiçbir şeyi ahirette götüremeyeceksiniz. Aldanmayın. Beyhude kanmayın. Şu kızım, şu oğlum diye halal, helal, haramı birbirine karıştırmayın. Bir gün sırattan geçecek, bir gün imtihana tabi olacaksınız. Onun için karınca kararınca elimizden geldiği kadar yardım ve hasenatta yarışın. İyilik ve güzellikte yarışın. Sevgi ve saygıda yarışın. Konuşmaların ardından 5.'si düzenlenen Mantı Festivali'ne katkı sunan isimlere ve derneklere teşekkür plaketi takdim edildi. AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Bedir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşelim açıklamasını sert bir dille eleştirdi. AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Bedir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. CHP kim, helalleşme kim? Onca yıl helal kelimesinden rahatsız olan CHP şimdi helalleşme telaşına düşmüş. Parti örgüt lideri Kemal Bey'in derin yaralar açtık, itiraf ediyorum. Helalleşelim, bitsin gitsin demiş. Yahu ciddi misiniz? Bu bir suç ikrarı mı? Yoksa CHP vicdanı mı? Şimdi açıklamaya bakınca 28 Şubat'tan ikna odalarına, darbelerden suikastlere, birçok konuda milletimizden CHP adına haklarını helal etmesi istenmiş. Doğal olarak Kayseri Milletvekili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özaseki de CHP'ye ve Kemal Bey'e hakkımı helal etmiyorum karşılığını vermiş. Bunun üzerine CHP'li arık, hamasetle güttükleri helalleşme balonunu Kayseri'de patlatarak bir dönem Kemal Beyce meclis kürsüsünden iftiralara muhatap edilen Haseki Başkan'ın "Unutmadım, hakkım var. CHP'de ve Kemal Bey'de helal etmiyorum." cevabını içine sindiremeyen Sayın Çetin Arık, samimi olmadıklarını alenen ifşa etmiş. Zaten bütün meselede bu, samimiyet.
Fakat CHP'de olmayan da bu işte. Yani hukuken dahi iftiralardan aklanmış Kemal Bey'den kazandığı tazminatla da Kayserili hemşehrilerimize sucuk dağıtan efsane başkan Haseki Başkan'a hakkına girdiğiniz bir kimseye dahi tahammül etmeyerek hatta iftiraları devam ettirerek açıklamada bulunmak CHP vicdanı olsa gerek. Gerçi CHP'li Sayın Arın Kayseri modeli belediyecilikle ezber bozan örnek hizmetlerin mimarı Haseki Bakanımıza karşı iftiraları ise aklımıza siyasi şirinliği getiriyor. Ankara'ya şirin gözükme telaşı mı sardı? Öyleyse eğer bu telaş ve şirin gözükme kaygısı anlaşılan ciddi kaygı bozukluğu yapmış. Ne diyelim, yazıklar olsun. Bir de basma kalıp iddialarla kutuplaştırmadan dem vuruyorsunuz. Bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Sizin adalet yürüyüşünüzü CHP'li Adalet Bakanı Mehmet Muğatay zamanından biliriz. Hakimlik sınavlarında örgütten değil de milliyetçilerden mi hakim alacağız? Örgütten alacağız. Gün gelecek onlar da önümüzü açacak demesi dün gibi kulaklarımda çınlıyor. Sizin FETÖ'yle mücadelenizi 15 Temmuz gecesi Darbeyi TV karşısında maç izler gibi izlemesinden biliriz. Sizin PKK ile mücadelenizi PKK'nın partisi HDP ile ortak olmanızdan biliriz. Sizin demokrasi mücadelenizi Demirtaş'a ve Kavala'ya attığınız özgürlük naralarından biliriz. Sizin yolsuzluklarla mücadelenizi yolsuzluktan içeride tutuklu belediye başkanlarından biliriz. Sizin diplomasi zaferlerinizi Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mektup ve mesajlarınızdan biliriz. Geçin bunları. Aklımızda dalga mı geçiyorsunuz? Helalleşmek kim? CHP kim? Merhum Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere vesayetçi CHP zihniyetinin ön ayak olduğu demokrasi şehitlerimizden ve milletimizden nasıl helallik alacaksınız? Eğitim hakkı elinden alınan başörtülü ve imam hatipli kardeşlerimden nasıl helallik alacaksınız? HDP ile ortak olup devlet ve millet düşmanlarının hamiliğini yaparak PKK'nın şehit ettiği binlerce şehit anamızdan mı, yetim bırakılan evlatlarımızdan mı helallik alacaksınız? Bırakın hamaset kokan bu samimiyet yoksunu açıklamaları. Sizi yürekten destekliyorum diyen ve iç barışı sağlayacağını deklare ederek ilk destek açıklaması PKK'nın partisi HDP eş başkanlığı yapmış Demirtaş'tan gelmedi mi? Bu açıklamanızı neden bir şehit yakını ve gazi desteklemiyor da eli kanlı bölücü terör örgütü olan PKK'nın partisi Demirtaş destekliyor? Aklımızı alay mı ediyorsunuz? At çamur kalsın izi. Helalleşiriz bilahare. Öyle mi? Güzel bir deyiş aklıma geldi, hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Haseki Bakanımızın dediği gibi Kayserili hemşehrilerimize hakkımız sonuna kadar helal olsun. Hasbi olmayan, aksine hesabı olan CHP'ye ecdadımızın dahi hakkı haram olsun. Zira kemikleri sızlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri ve Kapadokya'nın birlikte olduğu haritayı paylaşarak önceki dönem Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya gönderme yaptı. Bu yıl Ocak ayında gençlerle sohbet ettiği sırada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasında geçen sohbete değinen Arı, bir ara Kayseri Kapadokya'nın merkezidir falan söylemler oldu. İstanbul'da bir toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na kafamı bozmayın, Erciyes'i de elinizden alırım dedim. Canımı sıkmasınlar, Nevşehir'in adını da Kapadokya'ya yaptırırım diye konuşmuştu. Bu sözleri geniş yankı uyandıran ve sonraki süreçte istifa etmek zorunda kalan Arı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kayseri ve Kapadokya'nın birlikte olduğu turizm haritasını paylaşan Arı, haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. Günaydın suni kavga çıkartıyor diye ağababalarına selam çakan dostlar ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Arı'nın paylaşımına yanıt geldi. Arı'nın paylaşımına yanıt niteliğinde paylaşım yapan Büyükkılıç sosyal medya hesabından İç Anadolu'nun iki kadim şehri Kayseri ve Nevşehir. Nasıl ki Erciyes Dağı Kayseri'nin sembolü ise tabii ki Kapadokya'nın merkezi de Nevşehir'dir ve de bu güzel coğrafyanın ayrılmaz iki parçasıdır. Tüm gayretimiz bölgemizin gelişmesini ve tanıtımını sağlamak. Rabbim birliğimizi daim etsin dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'la mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarında 50 milyon kişinin 2 doz aşı yaptırdığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 doz aşı yaptıran kişi sayısının 50 milyonu aştığını söyledi. Bu kapsamda en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü vatandaşların birinci doz aşı oranı %90,26 iken ikinci doz aşı oranının ise %80,57 olarak açıklandı. Bakan Koca ise paylaşımında
İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstüne esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz ifadelerine yer verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KASKE tarafından Tomarza ilçesinde yapılan çalışmalar nedeniyle Tomarzalılar Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. KASKE Genel Müdürlüğü kent merkezi ile ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması başta olmak üzere ilçelerdeki altyapı ağlarının yenilenmesi yönünde de önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda Tomarza ilçesinde ihtiyaca göre belirlenen projeler sırasıyla hayata geçiriliyor. Ekipler muhtelif bölgelerde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı imalatlarına hız verdi. İmalatların yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hatlar yenilenerek kış mevsiminde oluşabilecek riskler ortadan kaldırılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde hem üst hem de altyapı ile ilgili en ufak bir eksiklik kalmayana kadar çalışmaların süreceğini kaydetti. Öte yandan Tomarza halkı ilçelerine yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduklarını belirterek başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. Ben Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Bülent Topaloğlu. Altyapı çalışmalarımız oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür ediyorum. Mahallemizde şu an küçük sorunlardan başka sorunumuz kalmadı. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalardan biz memnunuz, şöyle memnunuz. İsteklerimiz doğrultusunda bizi geri çevirmediler. Allah razı olsun Memduh Başkanımızdan da, KASKİ'den de, gerekli birimlerden de, elemanlarından da hepsine teşekkür ediyoruz. Benim mahallemde Yavuz Selim Caddesi, efendim Gazanfer Bilge Mahallesi'nde iki sokak, Kinoğlu Kümevler, Yılmaz Zafer Kümevleri, buralarda birkaç sokağın altyapı çalışması yapıldı, tamamlandı. Eksik olan yerlere de geliyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Melikgazi Belediyesi, Kayseri'ye gelen misafirlerin yoğun olarak kullandığı Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çarşı yenileyerek yepyeni bir görünüm kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazancılar Çarşısı'nda bölgenin hem zeminle hem de tavanında hem de dükkan cephelerini yenileyerek Kayseri'ye yeni bir görünüm kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda sizlerin beğenisine sunacağız. Buradaki esnaf kardeşlerimize destekleri için teşekkür ediyor, hayırlı olmasın dilerim dedi. Kazancılar Çarşısı'ndayız. Kazancılar Çarşısı'nda özellikle bu bulunduğumuz bölgenin hem zeminini hem tavanını hem dükkan cephelerini yenileyerek Kayseri'ye yeni bir görünüş elde ettireceğiz inşallah. Burası çok daha güzel bir mekan hale gelecek. Özellikle Kayseri dışından gelen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz burada çok nitelikli bir alana inşallah gelmiş olacaklar. Şu anda çalışmalar son hızla devam ediyor. Altyapı bitti. Özellikle zemini düzeltiyoruz ve tavan bitmesiyle birlikte burası hazır olacak. İnşallah en kısa zamanda sizlerin beğenisine sunacağız. Buradaki esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Avrupa Yerel ve Bölgesel Konsey toplantısına katıldı. Nefret söylemi ve yerel demokrasideki etkileri, akıllı şehirler ve bölgeler konularında Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda görüşlerini aktardıklarını söyleyen Başkan Doktor Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yi temsil eden belediye başkanlarından biri olarak birçok toplantıya katılıyor ve ülkemizin çıkarlarını ve menfaatlerini koruyacak şekilde hareket ediyoruz dedi. Bugün de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimlerdeki Yönetişim Komitesi'nin toplantısı var. 47 üye ülkeden temsilcilerinde gerçekleştirdiği, bazılarının Strasbourg'da hazır bulunduğu, çoğunun da online olarak katıldığı toplantıda bugünkü gündemde özellikle nefret söylemleri ve yerel demokrasideki etkileriyle akıllı şehirler ve bölgeler ile ilgili çalışmalar değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa Konseyi Strasbourg, Türkiye'nin aktif olması gerektiği, Türkiye'nin birçok alanda iyi temsil edilmesi gerektiği bir yer, önemli stratejik bir nokta. Dolayısıyla buradaki faaliyetleri yakından izliyoruz. 1 ve 2 Aralık tarihlerinde de önemli bir izleme ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirilecek ve Mart 2022'de
Türkiye ile ilgili hazırlanacak raporun şekli belli olacak. Dolayısıyla o toplantılara, o ziyaretlerde en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Türkiye gelişmesiyle, güçlenmesiyle birlikte maalesef düşmanının da çok olduğu bir ülke. Bundan dolayı da elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi için çalışmamız gerekiyor. Biz de bu toplantılara katılarak ülkemizin çıkarlarını, menfaatlerini savunuyoruz. Evet, Kocaesinan Belediyesi tarafından Kocaesinan Okuyor projesi kapsamında ara tatile giren öğrencilere Başkan Çolak Bayraktar tarafından kitap setleri hediye edilmişti. Kitapları okuyan öğrenciler Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkürlerini ilettiler. Bu ara tatilde ne yapacağız? Başkan Çolak Bayraktar, Kocaesinan Belediyesi olarak öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim vermeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim almaları için birçok projeye imza attıklarını vurguladı. Kocaesinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Kocaesinan Okuyor projesinin gençler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek kitap okuma oranının yükselmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Kocaesinan Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için her zaman olduğu gibi her alanda eğitimin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlara daha donanımlı hazırlanmasıdır ifadelerine yer verdi. Başkan Çolak Bayraktar sözlerini, birinci dönem ara tatilinin ardından devam eden 2021-2022 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum diye noktaladı. Kitap setlerini okuyan öğrenciler ise hizmetleriyle her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. Biraz daha büyüklerin okuduğu kitaplar gibi. Hem okumamızı geliştiriyoruz hem de bize kattığı bir sürü faydaları var. Bir kitap bir insan demektir. Üzüldüğümüzde, sıkıldığımızda bize arkadaş gibi. Evet, seviyorum okumayı. Kitaplarla aram iyi. Kitaplar bana çok güzel şeyler katkılıyorlar. En son yani duyguları öğren mesela. Arkadaşlık, sevgi falan, öyle duyguları öğrenin. İlk okuduğum kitap herhalde Portakal Kokulu Masallar gibi bir şeydi. Ayda bir kitap bitiriyorum yani, kalın bir kitap. Güzel konuşabiliyorum, güzel yazı yazıyorum, güzel okuyorum. Bazen ben gittiğimde sınıftan Memduh bizden daha iyi okuyor filan diyorlar. Öte yandan Kocaesinan Okuyor projesi kapsamında laptop, tablet ve bisiklet gibi çeşitli ödüllerle ödüllendirileceği yarışmaya katılmak isteyen Kocaesinanlı öğrencilerin okul idarelerine başvurmalarının yeterli olacağı bildirildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara'da düzenlenen Tam Sana Göre Festivali'nde Genç Tala standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik olarak hazırlanan fuar alanındaki Genç Talan standını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Hülya Atçı Nergis ile çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Standta robotik araçlar başta olmak üzere espor kulübü ve kütüphane hizmetleri gibi Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Proje ve etkinlikler tanıtıldı. Talas Belediyesi'nin projelerini görmek için gelenler arasında çocuklar da yer alıyor. Özellikle robotik teknoloji uygulamalarını ilgiyle inceleyen çocuklar Genç Talas rozeti takarak Genç Talaslı oluyor. Genç Talas projesi AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elinden almıştı. Kayseri Talas İlçe Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın. Talas Belediyesi tarafından ara tatile giren okullarda dezenfeksiyon işlemi tamamlanarak okullar hazır hale getirildi. Bu kapsamda Talas Belediyesi'ne ait Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüklerince oluşturulan acil müdahale ekipleri ilçe genelindeki okulların detaylı temizliğini gerçekleştirdi. Toplam 7 araç ve 20 personelin yer aldığı temizlik çalışmalarında okulların dış temizliği gerçekleştirilirken okul işlerinde de detaylı temizlik yapıldı.
Okul bahçelerinde bulunan kurumuş yapraklar ve otlar temizlenirken, okul işlerinde de sıra, kapı kolları ve askılıklar gibi öğrencilerin sık temas ettiği noktalar özel dezenfektanlarla hijyenik hale getirildi. Ayrıca lavabolar ve tuvaletler de hijyenik hale getirilerek tatil sonrası eğitim öğretime hazırlandı. Bünyan Belediyesi, Bünyan Tuzhisar arasındaki 9 kilometrelik yolun 2 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Tuzhisar arası 9 kilometrelik yolumuzun 2 kilometrelik şehir içinde kalan kısmı genişletilerek BSK sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca TOKİ çıkışı sanayi girişine kadar olan yolumuz 22 metre platforma genişletilerek sıcak asfalt çalışması da tamamlandı. Yolun Tuzhisar'a devam eden kısmı ise 2022 yılında tamamlanacak. Şimdi kaldırım, otopark aydınlatma ve bisiklet yolu yapımına başlıyoruz. Bunlar da tamamlandıktan sonra yolumuzu hemşehrilerimizin kullanımına sunmuş olacağız. Bu hizmette emeği geçen başta Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na, İl Başkanımız Sayın Şaban Çopuroğlu'na, Karayolları 6. Bölge Müdürümüz Sayın Erhan Özkaya'ya, yüklenici firmaya, doğalgazından elektrik hatlarına, su borularından yağmur suyu hatlarına kadar tüm kurumlara ve tabii bütün bu koordineyi sağlayan, sahada var gücüyle çalışan Bünyan Belediyesi personelimizin tamamına ve sabır gösterip yolun yapımını bekleyen esnaf ve tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Kayseri'de bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay İncesu ilçesine bağlı Karayük mahallesinde yaşandı. Özkan Yangel sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soba gazından zehirlenen Özkan Yangel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kayseri'de tehdit suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerini görünce birinci kattan atladı. Ayağı kırılan şahıs tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar büro amiri ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Tehdit suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan DC'nin Kocasinan ilçesi Sancaktepe mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler eve operasyon düzenledi. Ailesi evde olmadığını söylediği esnada DC'nin birinci kattaki evlerinden aşağı atladığını gören ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ayağı kırılan DC tedavisinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi. Hukukçu Hüseyin Akgül, güvenli internet kullanımı noktasında önemli uyarılarda bulundu. Bu uyarıları haberimizin detayında izleyelim. Sosyal medyanın kullanımı ile ilgili açıklamada bulunan ve işlenen suçlara değinen hukukçu Hüseyin Akgül, günümüzde sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Ülkemizde araştırma verilerine göre sosyal medya kullanımı 7 yaşına kadar düşmüş ve 50 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşmıştır diye konuştu. Bu sayı her geçen gün büyümektedir. Bu kadar büyük bir ekosistemde maalesef suç alanları da aynı şekilde yükselmektedir. Sosyal medyada işlenen suçlar çok çeşitli suçlar olmakla beraber Bunlardan en çok işlenen suçları saymak istersek bunlar tehdit, hakaret, cinsel taciz, şantaj, dolandırıcılık gibi suçlardır. Bu suçların cezası her suça ve olayın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak saydığımız suçların cezası 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası olan suçlardır. İnternet üzerinden işlenen suçlar olduğu için bu da cezayı arttırmaktadır. Akgül, mağdurların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de anlattı. Sosyal medyada işlenen suçlar çok çeşitli suçlar olduğu için tamamını aynı şeyi söylemek doğru olmayabilir. Ancak bazı suçlarda yapılan eylem mağdura ulaştığı anda suç oluşmuş sayılmaktadır. Örneğin en çok karşılaştığımız suçlardan olan cinsel taciz ve hakaret suçunda mağdura sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli ve hakaret içerikli mesaj, sesli mesaj veya görüntü mağdur tarafından ekran görüntüsü almak suretiyle en yakın kolluk birimine veya bulunduğu il ilçe savcılığına suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatmış olacaktır. Ancak vatandaşlarımızın hak kayıplarına uğramaması için ve durumun da vehemeti göz önüne alınarak bir hukukçuya danışılmalıdır.
Günümüzde yaygın olan dolandırıcılık yöntemlerine değinen Akgül, sosyal medya üzerinden gönderilen her linke tıklanmaması gerektiği uyarısında bulundu. Sosyal medya kullanıcılarımızın en çok dikkat etmesi gereken hususlar gizlilik ve güvenliktir. Sosyal medya kullanıcılarımız kişisel verilerini gizlememekte ve güvenlik önlemlerini almamaktadır. Bu da art niyetli kişilerin durumu lehlerine çevirmektedir. Örneğin şu sıralar trend dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan gelen mesajı açıp ve mesajdaki linke tıklayarak hesap bilgilerini çalınmasıdır. Bunun önlenmesi için herkesten gelen mesaj özelliğini kapatmak ve gelen mesajdaki linkleri tıklamamak olacaktır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise internet üzerinden yapılan alışverişlerdir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kurumsal ve güvenli siteler tercih edilmeli. Kurumsal ve güvenirliği belli olmayan sitelerde ise kapıda ödeme yöntemini seçerek kart bilgilerimizi paylaşmamak olacaktır. Unutmamalıyız ki daha bilinçli ve daha güvenli internet kullanmak bizlerin elinde. Kayseri'de 68 yıldır arıcılık yapan Sami Helvacıoğlu üzerine konan arılara aldırmadan kovanların içinde kıyafetsiz ve maskesiz çalışıyor. Tomarza ilçesinde 68 yıldır arıcılık yapan 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu, dedesinin Çanakkale'de kalmasının ardından arıcılık yapan anneannesine yardım etmeye başladı. İlk başladığı günden beri arılarla beraber Türkiye'nin belirli yerlerini gezen Helvacıoğlu, üzerine 50 binden fazla arı konmasına rağmen kıyafetsiz ve maskesiz olarak işini yapıyor. 500 kovan arısı olan ve işini severek yapmaya devam eden Helvacıoğlu, "Çiçek nerede, arı orada. Arı nerede, ben oradayım." dedi. Arıcılık mesleği evim arıcı olduğu için dedem de Çanakkale'de kaldığında ebemin yanında çalıştım. Kuş kura derisi, o kura içine kurulur. Ebemin yaptığını yüzüme tutardım. Arıya bakardım. Tutacak, yakacak bir şey yok. Yine o zamandan belli arıyla uğraştım. Çok severim arıyı. Helvacıoğlu arıların içinde atletle çalıştığını ve arıları çok sevdiğini söyledi. Arının mahsulleri, çok faydaları var. 50'ye yakın ilaç alıp şifalı bitkilerden arının. Muğla, Marmaris, Bodrum, Dışadası geldim. Arı nerede çiçek var? Arı oradaydı. Üzerime 50 binden fazla dağ var. 100 bin de derim. Arı kondu. Torunum gelmiş çekti. Hiç sokmadı. Çünkü halen de ciddi diyorum. Arı soktum ve zem kalıyorum. Yani ara sokuyor da sizi. Yazın ben atletle çalışıyorum. Bir şey yok. Bulamam. Eve yapını alırım içine bakarken. Yoksa arının içine çıplak da gezerim. Ve bültenimizi çevre illerden derlediğimiz bölge turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. 35 haneden oluşan ve 100 kişinin yaşamını sürdürdüğü Yozgat'ın Derebağ köyünde köy halkı, atalarından kalan ve evlerinde bulunan antika eşyaları köy derneğine müze açılması için bağışladı. Köy sakinleri içerisinde eski tarım aletleri, radyo, saat, çanaktan oluşan yüzlerce antika eşyanın bulunduğu bir müze kurdu. Müzeyi gezenler Derebağ köyünün ve yörenin yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yaparak anılarını tazeliyor. Şehir dışından gelen vatandaşlara açık olan müzede 500'e yakın eser bulunuyor. Burada bulgur taşı bu şekilde döndürülerek buradan bulgur öğütülüp buradan da kırılarak düşmesi sağlanıyor. Müzede köy sakinleri zaman zaman bir araya gelip sohbet ederek geçmişi de yad ediyorlar. Müzede yaklaşık 500'e yakın eşyanın bulunduğunu söyleyen Mehmet Yıldırım şunları kaydetti. Müzemizde yaklaşık 500'e yakın materyal var. Köylerimizin daha önce dedelerimizin, babalarımızın kullandıkları bu tarım aletler olsun, diğer aletler, ellerinde olanları böyle müzemize getirerek bize buraya bağışladılar. Biz de geleceğe işte çocuklarımıza bir örnek olsun, bir örnek teşkil etsin diye topladık, böyle bir müze haline getirdik. Kaç eserler? Bu eserler 50-60 yıllık diyebilirim. İçlerinde belki 70 yıllık olanlar da vardır yani. Kıymetli eşyalarını. Evet, köylüler evlerinde olan kıymetli eşyalarını bize getirerek hem geleceğimizi, geçmişimizi geleceğimize tanıtmak için bize teslim ettiler. Biz de buralarda değerlendiriyoruz böyle müze halinde. Gelen kişiler böyle izleme imkanı buluyor. Çok ziyaretçisi oluyor mu müzenin? Ziyaretçisi çok oluyor, çok da ilgi çekiyor. Ankara'dan, İstanbul'dan hatta yurt dışından gelenler gerçekten hayran kalıyorlar. Hatta bunu daha önce ben şunu kullanmıştım diyerek böyle özlem içerisinde hatırlayanlar var. Şehir dışı.
Köyümüz dışından gelenler, şehirlerden gelenler eski kullanılan aletleri, babalarının, dedelerinin, atalarının kullandıkları aletleri görünce çok duygulanıyorlar. Çok tabii seviniyorlar bir yerde de. Bunu daha önce ben babamda görmüştüm, kullanmıştı böyle. Mutlu oluyorlar. Köy sakinlerinden Aydın Erdar'sa müzemiz çok ilgi görüyor. Birçok şehirde müze yokken köyümüzün müzesi var. Bu da bizi gururlandırıyor dedi. Müzemiz bize geçmişimizle bugünümüz arasında bağ kurmamızı sağlıyor. Gençlerimizi aydınlatıyoruz. Geçmişte atalarının nasıl yaşadıklarını sorgulayıp öğrenebiliyorlar birebir görerek. Kaç eser var burada, kaç yıllık? Yaklaşık 500 civarı eser var ve bunların eskileri takriben öyle tahmin ediyorum 70-80 yıllık olanları da vardır içinde. Çünkü bu pulluklar vesaireler, çanaklar, işte bugün bidon var ama eskiden çanak küplerde muhafaza edilirdi yiyeceklerimiz, içeceklerimiz. Bundan dolayı biz böyle bir yeri oluşturduk. Çok da ilgi görüyor. Birçok şehirde müze yokken bir köyümüzün müzesi var. Bu da bizi gururlandırıyor. Geçmişle geleceğimizin arasında çok güzel bir bağ oluşturuyor. Teşekkür ederim. Müzemiz yaklaşık 2003 yılından itibaren bu eserleri toplayarak bugün yaklaşık 500'e yakın eseri bir araya getirerek burada sergilemek istedik. Burada eskiden kullanılan malzemeleri yeni nesillere tanıtmak, ne zorluklarla yaşantılarını devam ettirdiklerini anlatmak maksadıyla bu müzeyi kurduk. Köyümüz büyük bir köy, yaklaşık 6500 nüfusa sahip. Çok göç vermişiz ama yazın çok gelenler oluyor ve bu müzeyi geziyorlar, çok beğeniyorlar. Misafirlerimiz de öyle. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 25 kilometre olan Subaşı Köyü, Subaşı Tren İstasyonu görüntüsüyle görenleri mest ediyor. Ağaçlar 1972 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından dikildi. Tren istasyonu kenarına kar spiri olarak dikilen ağaçlar zamanla büyüyerek adeta bozkırı ormana dönüştürdü. Yüzlerce ağacın bulunduğu istasyon kışın tipiden korunurken yazınsa köylülerin yürüyüş mekanı haline geldi. Bozkır'ın ortasındaki vaha olarak da adlandırılan istasyon vatandaşların dikkatini çekiyor. Müzik 70'li yıllarda tren istasyonunda çalışan Osman Şahin, ağaçların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından kar spiri olarak dikildiğini söyledi. Burası Yıldızeli Subaşı İstasyonu, Subaşı Koyu. Bu çamlar 1972'de dikildi. Ben diktim, daha doğrusu çalıştım diktim derken 1973'te askere gittim. Geldim memur olarak buraya işbaşı ettim. Bu istasyona. Çamlar demir yoluna aittir. Sık çamlar, daha doğrusu buraya karçoğu yağıyordu eskiden. Karsifel olarak diktiler bunu. Devlet demir yolları.